أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين على رسولنا محمد صلوات بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. Buradan sayfa 350, 24. söz, 12. asıl. Çok hoş bir yer. Aslında meleke yapacaktık ha. Masaya gelene kadar meleke yapacaktık. Bir tuhaf ya benim kalbim ya. Ben de anlamış değilim ha, inanın. Bak şurayı yapacaktım. 353'ü yapacaktım. Sözler 353, melekeyi. Fakat bunu yapacağız. 12. asıl. İnşallah çok meselemizi halledecek bu. Nazar-ı nübüvvet ve tevhid ve iman. 3. Kulazı bir Rabbin nas, melikin nas, ilahin nas. Nazar-ı nübüvvet, tevhid ve iman. Vahdete, ahirete, uliyete baktığı için. Nazar-ı nübüvvet, vahdete, tevhid, ahirete, iman, uluhiyete baktığı için dizilişi gördünüz mü? Açtınız mı 350'yi? Evet abi. Bak, 350'yi açın, ha, açtınız, görün bak, bir daha söylüyorum. Nazar-ı nübüvvet 1, onun altına vahdet koy, tevhid, onun altına ahireti koy, uluhiyet, onun altına da uliyet şeyin imanın altına da uliyeti koy. Tabi anlamadınız. Neyse anlarsınız. Dizilme rastgele değil. İşte buralardan mana çıkartıyorum. Bu dizilmelerden bile nazımdan ustad mana çıkarmış değil mi işaretcazda? İşaretcaz nazım dizilişte. Bu diziliş işte Risale-i Nur'da da aynı. Nazımda mana çıkartıyoruz. Bak, nübüvvet, tevhid, iman. Nübüvvetin altına çizgi yapıyorsun. Vahdet, tevhidin altına ahiret, imanın altına da uliyet koyuyorsun. Bu üç tane şey, bakış tarzı, nazar-ı nübüvvet, tevhid ve iman, vahdete, ahirete, uliyete baktığı için hakaiki ona göre görür. Yani sizce bir insan, bir olay, bir hadise nedir ve nasıldır? Herkese göre niçin değişiyor, niçin değişkendir? Çünkü mozaik gibidir bir hadise. Mesela bak ben buradan baktığım zaman, buraya bakın, farklı gözükür çiçek. Şöyle kalkayım, farklı gözükür. Şuradan bakayım, farklı gözükür. Oradan bakın, farklı gözükür. Bir insan da böyle mozaik gibidir. Mesela bir bakarsınız, kürsüde konuşan bir Hasan var. Bir bakarsın, bunu yaşamayan bir Hasan var. Bir bakarsın, kürsüden indikten sonra tezgahta sahtekarlık yapan bir insanım. Veya arkadaşlarımla iyi geçiniyorum, evde kötü bir insanım. Öyle tipler var yani. Dışarıda çok münayim, acayip hayret edersin, evde despot. Evde despot. Evde çok mülayim, dışarıda kral. Yani onun için insanlar birbirlerine kavga ediyor. Ya Allah Allah, görmüyor mu bu adamı ya? Mesela uygulayalım mı böyle? Bir adam var böyle. Kürsüde ağlayan ağlatan. Aynı o adam İsrail'le beraber çalışıyor mesela. Yani bu mozaiğe baktığın zaman acayip, buradan baktığın zaman onun için çözemezsin. Eğer sırf bir noktadan bakarsan seni kimse döndüremez ölsen bile. Onun için tuhaf bir ders dedim ya. Yani nereden baktığın önemli. O zaman nasıl yapacaksın? Hani misal vermiştim. Camide mihrapta var böyle şey var ya, aşağıdan beri başlar. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahu la ilahe illa hu el hayyul kayyum la te'huzuhu sinetun ve la nevm. İlahir. Ayet-i Kürsi. Mihrapta o cami. Ve yaklaşık olarak 250 tane kalibodur var orada. Veya 280. Her bir harfe neredeyse 4-5 tane şey geliyor. Kalibodur şey yapıyor. Şimdi kalibodur 300 tane, 500 tane kalibodur'u koydum. Hepsinin üzerinde bir çizgi var böyle. Birisinde böyle. Kimisinde nokta var. Al bir tane o 300 tane kalibodur'dan bir tanesini. Alın teki. Hiçbir mana ifade eder mi? Ha, tek boyutla bakmak böyledir. İnsana bakmak böyledir. Allah böyle bakmıyor. Mesela ona ait bir örnek vereyim. Şu anda hatırıma gelen bir örnek. Bak. İnşallah bulurum. 168 miydi? 168 olabilir. Değilmiş. Bak. Size bir yer göstereceğim. Bak 198'miş. Kafamda öyle kalmış. 68. Diyor ki bu kadar fesat, şurur, kötülüğü yapan beşere Allah bu kadar kıymet neden verildi, verdi? Cenab-ı Hakk'a ibadet ve takdis için şu fesatçı beşerin vücudunu hikmetin iktizası, rızası var mıdır? Eğer ibadet için yaratsaydı melekler vardı. Sami bu vesvesesini def için şöyle bir işarette bulundu ki, bakın müjde ha, beşerin o şurur ve fesatları onda vedia bırakılan sıra mukabele edemez, affolur. Yani Allah insandan bir şey takip ediyor. Allah insandan bir şey takip ediyor. O insanla bir şey yapıyor, Firavun'la da bir şey yapıyor. Bir mozaik oluşturuyor. Arkadaşlar, şu yazı görüyor musunuz? Bu yazının gözükebilmesi için, bu yazın yazılması için burası boş olması lazım. Onun için bu yazıyı gösteren boş sayfa yazı kadar değerlidir. Çünkü yazı yazılabiliyor. Eğer boş sayfa olmasa yazı yazamazsınız. Onun için yazıyı gösteren yazı kadar mühimdir. Ebu Cehil de böyledir. Onun üzerinde iman gösteriliyor. Nemrutlar böyledir. Yani vahidi kıyası oluyor. Küfür imana hizmet eder. Bak beşerin şurur ve fesatları, yani insanların şu azgınlıkları, isyanları, münafıklıkları, diyanet, dine ihanetleri. Ama Allah onda bırakılan, Allah ona bıraktığı bir vedia var. Bir GPS var. GPS bıraktı. Uzaydan GPS şeydi, o biliyorsunuz, uydu. Takip cihazı. Arabaya bağlarlar. Patron varsa da bakar arabası Bulgaristan'da nerede mola vermiş. Yukarıdan aşağı bakıyor. Navigasyon ya. Allah da insana bir navigasyon bıraktı. Bir GPS bıraktı. Bir vedia bırakmış bir şey. O sırdır. Onun fesadına Allah bakmıyor. Bakmayacak değil. Burada bakmıyor. Cenab-ı Hak onun ibadetine muhtaç değil. Ancak Allamul Guyub'un ilmindeki bir hikmet içindir. Başka bir yerde okuyayım size. Aslında onun için hemen cezayı vermiyor bu zalim. Vermiyor. Zındıklık mesela. Evet. İnkar ediyor. Buhari inkar ediyor mesela. Evet mesela. Cenab-ı Hak hemen müdahale etmiyor. Yani. Etmiyor. Çünkü Allah ihmal etmez. Ama şey verir, mühlet verir. İhmal etmez. Mühlet verir. Başka bir yer okuyorum. Çok ilginç yer. 199. Benim beşerin hilkatinde, hilkati hakkındaki bir hikmetim vardır. Ha şey işaret-i cazdan okuyorum. Bak diyor ki Allah. Kâle inni âlemu mâ lâ te'âlemûn. Benim beşerin hilkati hakkında bir hikmetim vardır. O hikmetin hatırası için fesatlarını nazara alman ferman etmiştir. Çok acayip ama. Başka?
Hep bakış tarzında. Yani böyle bir Allah'ın nazarı var bir insan. Böyle bir insan var. Bir Ebu Cehil var. Ama Allah'tan bakınca Ebu Cehil farklı gözüküyor. Başka? Cenab-ı Hak, Suad 26 işareteceğiz. Cenab-ı Hak gani mutlaktır. Alemde bu kadar dalaletleri ve pek çirkin, fena şeyleri yapan Nevi Beşeri yaratmasında ne hikmet vardır? Bunu okursunuz. 26. sayfada bunu anlatıyor. Tamam. Başka bir yer. 185'te var. Ondan sonra size söyleyeceğim. 185'te var. Diyor ki, insanın pek yüksek bir kıymeti olmasaydı, semavat ve arz onun istifadesine mutim ve musahhar olmazdı. 204'te bir yer var. Ondan sonra tamam. Daha bu konuyu bırakacağım. Bunun peşini. Konumuz o değil çünkü. Beşerdeki maslahatlar ve beşerin hayr-i kesire nispeten mefsedetleri şer-i kalildir. Şer-i kalil için hayr-i kesiri terk etmek hikmete muhaliftir. 204 bu da. Yani şimdi bir daha söylüyorum. İnsan bir mozaik gibidir. Tabiri diğerle çingene bohçası gibidir. Tek bir şey değildir. Bir karmağandır. He? Çingene bohçası derler ya. Yani nedir o? Evde eskiyen bezler var. Rahmetli annem yapardı böyle. Eski değil mi? Atmazlardı. Kenarlarını keserlerdi. O parça başka bir çamaşır, başka şey. Onları dikerlerdi, bir bez yaparlardı. Bir örtü yaparlardı veya ne bileyim bir toprağda oturduğun zaman kilim yaparlar gibi. İnsan da böyle bir noktadan bakarsanız işin içinden çıkamazsınız. Yani bakarsan o mozaik, o taş vardı ya. Bakın bir de elime bakın. O ayet-i kürsü yazıyor ya. Her bir kalebodura bir çizgi denk gelmiş. Burası yani şöyle bir şey denk gelmiş. Nokta gelmiş. Kuyruğun ucu gelmiş. Alın bir tane kalebodunu. Nedir? Tüm bilmezsen, bütünsel bakamazsan, bütünün gözüyle tek parçaya baksan ne manası var bir çizginin? Hiçbir manası yoktur. Yemin billahi diyor, vallahi burada hep bu kalebodurun içinde hep çizgi var diyor. Lan hep çizgi yok işte. Kavis de var, mim var ya. Mimin bir ucu var. Veya boş. Hiçbir harf denk gelmemiş kalebodur ya. 280 tane kalebodur var. Ama bunun üzerine ayet-i kürsi yazılmış. Kime? Hangi şekil denk gelmiş? Eğik mi? Boş mu? Mesela mimin içi boş gelmiş bir tanesine. Tamam mı? Yani abi mümkün. Her parça mana harfi veriyor. Lakin tüm mana harfi, mana harfi, mana harfi. İnsan mana ismi. Tüm mana harfi. İnsan mana ismi veriyor. Çok güzel. Hepsi diyor. Çok güzel. Bak ne güzel söyledi. Hepsi tek tek parça mana ismi. Mana ismi. Bütünü bir yere delalet ediyor. Ama parça olarak düşünürsen her birisi manayı harfi. Parça. Sonra bütün mana ismi. İnsanı da böyle baktığın zaman insanın her bir vasfı bir başka esmaya bakıyor. Onun için şerleri kaldırırsanız dünyada hayır denen bir şey yok. Haramları kaldırın farz olmaz. Şimdi bir insana da bakarken nereden baktığındır. Mesela namaz kılan bir Hasan, ders yapan bir Hasan var, akrabasıyla geçimsiz olan bir Hasan var, takvalı yaşayan bir Hasan var, etrafıyla uyumsuz bir Hasan var. Tamam mı? Yani insan bir mozaik diyelim yani, böyle bir karmandır. Onun için insanlar işin içinden çıkamıyor, hatta şöyle diyorlar. Ya Allah Allah ya. Şu adama baksana ya. Şu adamın dindarlığını görmüyor. Şu adamın vaazını görmüyor. Şu adamın vaazıyla kainat ağlıyor. Bu adam münafık diyor. Buna da şaşırıyorum yani diyor mesela. Bakıyor. Şu adamın vaazıyla kainat yerden oynuyor. Bu adam da buna ajan diyor. Münafık diyor.
Niçin oluyor diye anlatıyorum. Çünkü bir noktadan kilitlendiği için öteki tarafını bilmiyor. Öteki tarafını bilmiyor. Yani insan acayip. Hatta peygambere diyor da ben sana münafı demesem mealen değil mi? Sen dahi tanımayacaktın diyor. Münafı. Ama acayip konuşuyorlar. Acayip giyinirler diyor Bakara suresinde. Kereste gibidirler diyor. Çok yumuşak huyludurlar diyor böyle. Çok sabırlıdırlar. Şık giyinirler. Ne dersen der hiç şey yapmazlar. Alttan alırlar. Çünkü gayeleri anlattıkları olmadığı için anlattıklarıyla gayelerine varmak olduğundan itirazları arkadaki gaye için sabır ederler. Biz sabır etmememizin sebebi bunu bunun için anlattığımız için. Buna gelen itiraz. Adam bunu bunun için anlatmıyor. Arkandaki gizli şey için. İşte bakışınız çok önemli. Nereden bakıyorsun? Nazar-ı nübüvvet ve tevhid ve iman. Nazar-ı nübüvvet, nübüvvet gözü, tevhid gözü, iman gözü. Ne yapar? Nasıl görür? Kainatı bir görür. Ahireti görür, uluiyeti görür. Ehli felsefe ve hikmetin nazarı ise, nazarı, kesrete, esbaba, tabiata bakar, ona göre görür. Mesela, Allahsız buna bakar. Der ki, maddenin zorunun fonksiyonudur. Ya ne olacak yani filizlenmesine, Allah ne arıyorsunuz? Zaten bu böyledir. Zahiri gördüğüne göre düşünür, konuşur. Bu ne olacak ya filizden de işte diyor. Bu yaprak çıktı. Ne olacaktı yani? Armut mu çıkacaktı diyor. Ama kör olası dinsiz gözü bunu ömründe hiç görmese, hiç bunu görmese, gelse bu 20 yaşında, 50 yaşında, benim yaşta gelse, Allah buna hiç ağaç göstermemiş olsa, iyi dinleyin. Toprağı gösterse, toprağı görüyor. Başka hiçbir şey yok. Ey kulum, bundan ne olur topraktan? Bu toprağa bakıp bu çiçeği tasvir edebilir mi? Ne demek ya Rabbi böyle yaprak, böyle çiçekli, renkli, böyle olan, deseni olan, kokusu olan, tadı olan, armut olan, tuzu, karabiberi olan böyle bir şeyi hayal edebilir mi? Bundan bu çıkar mı? Yani hiç ömründe böyle bir bitki görmeden sen bu topraktan toprağa için baksan böyle bir şey bekleyebilir misin? Ama peki ya ne demek ya bu topraktan bu çıkar zaten? Çünkü daha önce gördüğünden dolayı. Daha önceki bir nazar var. Tabii ki çıkardı. Ama hiç ömründe böyle çıkmamış olsaydı, görmemiş olsaydı, böyle bir şeyi hayal bile edemez. Onun için ne nedir anlamak istiyorsanız, neye, nasıl bakıyorsunuz önemli. Onun için psikoloji namı verdiğim alakası yok. Psikoloji değil, enfusi derstir. Enfusi tespitlerimiz o benim. Mesela psikolojinin namı altında akıl ve zeka arasındaki fark. Lan nerede bulacaksın öyle bir şeyi felsefede? William James demiş. Yani psikiyatri kurucularındandır Freud. Ve okunuşu nasıldır? William James. Bu kurmuş. Bu adam. Bir de Freud yapmış. Evet. Bir iki kişi de var basit ama esas bilimen bu adam, esas çekirdeği atan bu. Bu adamın kariyeri ne kadar yani? Çapı ne kadar yani? Şimdi onun kurduğu öğreti, çapını genişlettiler, bir tıpta bir bölüm çıktı. Biz de ona ister istemez diyoruz ki bu mutlaka doğru, sanki Kur'an demiş. Oysa adamın tespiti. Bediüzzaman daha arkalara gidiyor. Ben de onu takip ettiğim için. Benim psikoloji olarak söylediğim ne psikolojisi? Ruhsal yorumlar, ruhtaki özellikleri izah ediyor. Mesela psikiyatri böyle bir cümle diyebilir mi? Bu akıl yapılırken bu akıl kullanılmadığı için, bu aklı mutlu etmenin için, edebilmek için
bu aklı yapana bu aklı bağlamaktır. Bu akılla bu aklın mutluluğunu çözmeye kalkarsan zikirliktir. Bu aklı yapana bu aklı bağlamak ki vahiy, akıllılık odur. Nerede bulacaksın böyle psikreti de böyle bir cümle? Ama ben onu psikoloji demişim. Bir şey anlatmak için söylüyorum. Yani ne demek? Nereden bakıyorsunuz? Neyle bakıyorsunuz? Elinde malzeme ne senin? Malzemen ye. Yani beni iyi adamdır asan. Nereden biliyorsun ya? Nereden biliyorsun? Ha yaşantımla suizan et böyle ortalık karışır. Ha o zaman en güzel insanı gösteren fiiliyatıdır. Konuştukları değil. Kişinin işidir aynası, konuştuğu lafa bakılmaz. Öyle mi? Ya. Yaptığı namaz. Feveylül lil musallin. Öyle mi? Yazıklar olsun değil mi? O namaz kılanlara. A, namaz kılıyor. Münafık namaz kılmaz mı? Sabah ve yatsı kılmaz. Öğleyin ikindi akşam kılar. Başka bir hadis, bu ayetti. Hadiste kişinin namazı sizi aldatmasın. Ha, kişinin işidir aynası, lafa bakılmaz. Hayatın tümüne bakacaksın. Kalebodunun bir tanesiyle değil. Hayata böyle bakarsanız, mesela adam kendi alemi, çocuğunu kaybeden bir kadın. Kainatı ağlar görür, yetim görür. Parasını kaybeden, batıran, iflas eden adam, hayat biter, tamamen kıpkırmızı oluyormuş dünya. Onun için yaşama denen bir şey yoktur, intihar ediyor. Aslında burada ayet dedi ya, demin söylediğiniz haber. Feveylülli musallim. Yani kişinin namazı sizi aldatmasın. Aslında namaz ibadetlerin cemi olduğu için zekat veren de sizi aldatmasın. Hacetlerine Allah razı olsun. Hiçbir şey aldatmasın. Maalesef. Aldatmasın. Hepsi. Namaz hulasa olduğundan kişinin ibadetleri. Çünkü namaz bütün ibadetlerin firistesi olduğundan namaz kişiyi, namazı sizi aldatmasın. Namazın içinde orucu da var, vaazı da var. Tabii. Görüntüsü var. Mesela onlardan bir tanesini söyleyeyim size. Kişinin büyük abdesti ve idrarı nasıl ki içini dışarıya taşıyor, doktor tahlil ediyor. Kişinin yaşantısı, siması, sesi, tamam mı? Sesi, hele sima ve yaşantısı ve özeli, hayatında özeli, kimlerle beraber. Bunlar en güzel bir aynadır. Ne konuşursam konuşayım ama sima beni ele veriyor. Bakın böyle biraz gözünüzü oynatmadan böyle dik bakın. Haza bir domuz, haza bir çakal. Çünkü simahum fi vucuhihim min eseris sucud. Elsinetikum elvanikum. Simalar ve sesler. Tesadüf yok kainatta. Ha, bir taraftan bakarsanız su bu çiçek yapraktır. Bak hepsini yok ediyorum. Su bak bununla bakıyorum. Buraları hiç görmüyorum. Ne görüyorsun çiçek? Hep böyle yapraktır yaprak. Ehli felsefe ve hikmetin nazarı kesrete, esbaba, tabiata bakar, ona göre görür. Noktayı nazar birbirinden çok uzaktır. Yani Allah'ın nazarı nübüvvetin şeyin nazarı nübüvvet, tevhid, iman, bu üçü bir insanda olursa, yani nazarı nübüvvetle tevhid kainatı bütün olarak birisinin, yani parça parçadır ama ayet-i kürsü yazıldığı gibi bütünün parçasıdır bu kahiran gördüğümüz yer. Dolayısıyla dünyada ahiretin şeceri hilkatın bir parçasıdır. Bak bir daha söylüyorum, bir mozaikte kalebodur vardı. Nasıl ki dizerseniz ayet-i kürsü çıkıyor. Arş tek başına manası yok. Arş lef-i mahfuzda, lef-i mahfuz arş-ı azamla. Alemi misal, alemi ana, alemi erba, alemi berza, tamam mı? Alemi berza, alemi saft, hepsi bütün o 18 bin alem içinde alemi şehadet de var. Onun için alem şehadetin hiçbir manası yoktur ahiretsiz. Bu bütündür. İşte
din yani nazar-ı nubuvvet, tevhid ve iman bu dünyayı ahiret o ahiretle beraber görür ve manalandırır. Felsefe ise dünya için baktığı için takozlanmış. İzah edememiş hiçbir şeyi. Edemez de ahiretsiz dünya izah edilemez. Edemezsiniz. Mesela bak, bu nedir? Çiçektir. Niye telefon değil, kağıt değil? Kıyas ediyorsunuz değil mi bunu? Bak, bunu ona kıyas ediyorsun. Bu kamera değil, duvar değil vesaire değil, Ahmet değil, Hüseyin değil. Kıyas. Çünkü bu tek başına burada var olsun, bu ne olduğunu bilemezsiniz. Bunu tanımlayan kıyas ettiklerinizdir. Bu onunla. Demir değil bu. Ağaç da değil. Öyle mi? Ha. Güneş de değil. Bak, güneş değil. Güneşsiz bunu izah edemezsiniz. Odunsuz izah edemezsiniz. Bu kıyaslanarak bilinir. Kıyaslanacak her şeyi yok ederseniz, bu tek başına olsa bunu izah edemezsiniz. Nedir? Nedir? Bilmiyorum. Tamam. Ha o zaman dünyanın içindeki eşyayı tanımlayan bir etrafındaki şeylerdir, eşyalardır. Tamam. Peki. Çıkın dışarıya. Dünya nedir? Nereye göre nedir? Dünyanın içine göre mesela bu nedir? Bu değildir. Ya kardeşim ben sana bütününü soruyorum. Bunu anlamak için içerideki bir parçaya kıyas etme bunu. Ben bütün soruyorum. Bu nedir dediğim zaman abi küçük parça değil. Abi bir şey değil. Kardeşim ben sana bütünü soruyorum. Ha dünya nedir? İçindeki parçayı kıyas etmeyeceksin. Dünya dere değildir. Lan dere dünyanın içindedir ya. Ben sana kompleyi soruyorum. Dünya nedir? Ahiretin tanrısı. O zaman ahiretin tanrısı. O zaman dünyanın dışında bir varlık olması lazım ki dünya izah edilsin. Yoksa izah edilemez. Hiç kimse yok olsun. Dünyada tek ol, sen ol. İnsan olduğunu bilemezsin. Çünkü bütün insanlar sana nispet ediyor. Sen aynadır, seni tanım diyor. Mesela bak, yaptığım derste size yaptığı tesirler bana yansıyacaktır vesaire. Sonra eksikliklerimi, yanlışlıklarımı vesaire ki bunu anlatıyorum. Yani ben okuduğum değil, benim anlattıklarımla size gözükenle ben ne yapacağım şekilleneceğim. Yani yapmamam lazım, dememem lazım, oraya girmemem lazım. Buna dikkat etmem lazım, uslubumu korumam lazım. Yani kendimi ne yapıyorum? Terbiye ediyorum. Sizinle. Siz benim aynamsınız. İşte ahiretsiz dünya ne oldu bilinemez. Ehli felsefenin en büyük bir maksadı, ehli usulü din ve ulema-i ilmi kelamın maksadı içinde görünmeyecek bir derecede küçük ve eminetsizdir. Mesela felsefenin en büyük maksadı, mesela felsefe son şu noktaya varmış demeyeyim de, olmakta olandır demiş insanı tanımlarken. Her şey olabilir ama şu anda neyse odur. Ama nedir? Bak insanı neyle yorumlamış? Her şey olabilir ama şu anda neyse o. Başka izah edemezdi. Olmakta olandır. Peki ama din ne diyor? Din bir giriyor bu adama, bir insana. Arş-ı Azam'dan, Arş-ı Azam'ın insanı yapılandıran özelliklerinden, Lef-i Mahfuz'dan, Arş'tan, Kürs'ten, Daire-i İlim'den, Daire-i Hayat'tan, Adem'den, Vücut'tan, Suret'ten, alemi 18 bin alemle insanı yorumluyor. İnsan. Ötekisi ne diyor? Bakın görüyor musunuz? Bakan elime. Olmakta her şey olabilir. İmkandayken olandır. Olmakta olandır. Yani insan kimdir? Mazisi yok çünkü dinsizin nazarı. Mazi yok. Ölmüş. Gelecek yok. İnsan kimdir? Şu anda neyse, ne görüyorsan odur. Ben o muyum? Sizin benim tesirim yok mu? Bir mazim yok mu sizde benim? Hayvandan fark almadı ki. Ne kaldı ki? Mazisi, müstakbeli yok ki. Gelecek yok, geçmiş de yok. Ne korkunç bir şey ya. İşte felsefenin en büyük felsefenin en büyük süslü püslü sözleri dinin, yani din demek
insanı 18 bin alemle yorumlayan demektir din. Dinin en küçük bir meselesine bile denk gelemez. Din insanı ahiret izah ediyor. Din haşir meydanı ile izah ediyor. Din insanı alim-i misalla izah ediyor. Din arşta izah ediyor. Ne garip değil mi? Felsefenin en büyük meselesi dinin bir tuvalet adabını bile denk gelemez. Çok ilgimi çekti de Mecmuatul Adab'da diyor ki takkesiz tuvaleti girmeyin diyor. Allah Allah. Mesela Mecmuatul Adab'da okuyor. Çok ilginç ha. Şimdi demişse demiştir. Böyledir. Meğer çok özür dilerim birkaç tanesini sayayım mesela. Felsefe bunu izah edemez. Çünkü felsefe tuvalet adabına denen bir yorum getirmemiş. Tuvaletin en detayına kadar din hükmetmiş. Mesela affedersiniz idrar sidikten çıkan o gaz, buhar asitlik özelliği taşıyor. Saça geliyor saçımı affediyor. Bu bir. Daha acayibini söyleyeceğim. Bu fiziksel boyutudur. Evlerde olsa olsa banyo ve tuvalette ervah habisi olur. Din motifle içeriye tuvalete girerse ervah habisi rahatsız olur. Senden uzak durur. Bunu bir zihniyetle takıyorsun böyle. Tamam mı? Aslında takkeyi takmadın. Ne olur bana bakın. Bunu takarken din, Resulullah, sünnet, din takke gibi gözüküyor. Din zihniyetini takıyorsun. Yani din hatırlanınca ona ait enerji çıkıyor. Bu enerji pranda gibi oluyor, duvar gibi oluyor. Erbaa habise onu aşamıyor, kafanda içeriye giremiyor diye. Yani fiil düşüncelerin dışa vuruşu olduğu için. Düşünceler yani dini düşünüyorum. Resulullah bunsuz girmemiş. Yani girmemiş. Resulullah'tan dine. O da Allah da diyor ki, dedi ki ne diyorsa alın. İn huve illa vahyun yuha. O zaman binlerce hikmeti vardır. Resulullah mı dedi? Allah dedi. Allah mı dedi? En doğrusu odur. Bunu takıyorum o anda. Aslında bunu takmıyorum. Allah'ımdaki emrim baş üstüne diyorum. Bende mükemmel bir enerji çıkıyor. Yani mesela oruç tutamıyorum diyor. Burada tutamıyorsun. Abi şekerim var. Onu takkeme anla. En acımasız şeker bile burada çözülür. Yok böyle. Bir inan. Şeker %90'ı bu fakir kardeşinizi şeker hastanın %90'ı psikoloji, ümitsiz, karamsarlık, tamam? Ümitsiz, karamsarlık, inanç. Şekerim var inancından olmuş. Yeise doğru götürüyor. Bak şimdi 7 yaşındaki çocuk oruç tutuyor. Gördünüz o iftara zeytinyağını açmıştı. Oruç buradadır. Tutmak da burada, tutmamak da burada. Bir böyle düşünürsün, tansiyonu zirve yapar. Bir başka moralim bozukluğun midene vurur. Tamam. Düşünceler boyutunda oluyor. Bak bunu takıyorum, aslında dindeki emri baş üstüne yapıyorum. O zaman bende bir enerji çıkıyor marifete dair. Ruh böyledir. Ne inanıyorsanız onu yayıyor. Onun için köpekler, cinler, hayvan, çocuk senin kafanda yaymış olduğun dalgaya göre seviyor musun, sevmiyor musun, korkuyor musun, korkmuyor musun dalgayla gözüküyor. Ondan saldırıyor. Bakıyorlar ya bu korkmuyor, gözüküyor. Din maddeye hükmederken, konuşurken metafiziği de nazara alıyor. Sana bunu tak derken bu kafanı bunu geçirmek için demiyorsun. Suyun başında su zaten akıyor. Orada iktisatla al derken suyun biteceğinden demiyor sana. Dere akıyor zaten. Ama ben değilim derenin başında. Akıyor mu? Akıyor. Allah Resulü diyor ki o derenin yanına gidersen senden önce de akıyordu senden sonra da akacak. Abdestini iktisatla al. İktisat demek buradaymış. Orada değil. İhtimam göstermek. Bakayım ne düşüyor. Yani emri dinliyor musun dinlemiyor musun?
emri dinlemekten hasıl olan sende çıkan dalga boyları var. Resulullah böyle demişti, bitti. Mesela denize girerken Resulullah böyle abdest al demişti. Böyle sokabilir mi denize? Sokmuyorum. Alıyorum. İktisatla alın dedi. O anda derede, denizdeyken Resulullah hakim oluyor bana. Kimi düşünüyorsanız o hakim, o hakim oluyor size. İşte felsefe halt etmiş zaten bu konularda. Tamam değil mi? Düşündüğünüz şey sizdedir. Ne düşünüyorsan onun ya olsun veya onun tesiri altındasın. Yani cinselliği düşünsen hemen onun tesiri altındasın ki vücuttaki hormonlar değişiyor, salgılamalar değişiyor, hisler değişiyor, öyle mi? Birisini kin ve nefret düşünüyorsan onun tesiri altındasın. Allah'ı da Resulullah'ı da düşününce de böyle olur. Ayşe Fatma'yı, Ali Hüseyin'i, parayı, onu bunu düşünürken tesir oluyor da Allah ve Resulullah'a düş yapınca, tefekkür edince niye onun tesiri olmasın? İşte onun içindir ki mevcudatın tafsili mahiyetinde ve en ince ahvallerinde ehli hikmet çok ileri gitmişler. Fakat hakiki hikmet olan ulum-u aliye ilahiye ve uhreviyede o kadar geridirler ki en basit bir müminden daha geridirler. Yani felsefe parlak böyle işte atomu anlatıyor. Bak şimdi bunun atom hücresini anlatıyor. Yaprağı anlatıyor. Dokularını anlatıyor. Atomunu anlatıyor. İçeriye giriyor. Enerji boyutunu anlatıyor. Fakat işi çözümleyemiyor. Çünkü bunu ne olduğunu bakıyor. Kimin olduğuna, niçin olduğuna bakmıyor. O zaman o kadar detayı bir işe yaramıyor. Burada da yarıyor. Burada yarıyor. Yani yeme içmene yarıyor. Bu nedir? Ne işe yarar? Sorar eşyaya, felsefe. Din ise kimindir, niçindir? Sonra der ki ne işe yarar? İşte bu sırrı fehmetmeyenler muhakkikini İslamiye'yi hükümalara nispeten geri zannederler. Bunu bilmeyen cahiller muhakkikini İslamiye'yi, yani İslam'ın derin boyutunda boyutlaşmış büyük zatları felsefecilere göre, hükemalara göre var ya, felsefecilere göre basit geri zannederler. Bundandır ki yer çekimini bulan meşhur olmuştur. Biz de ahirete doğru çekiliyoruz. Bizdeki bir çekilmeyle ahireti bulan Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın onu kadar meşhur değil. Çünkü felsefe nazarıyla bakıyoruz. Ampulü bulan meşhur olmuş. İmanı bulan, iman nuruyla geçmiş zaman, gelecek zaman kabri de nurlandıran, iman nurunu bulan onun kadar meşhur olmamış. Ampulü bulan kadar. Ampul odamızı aydınlatıyor. İman ise geçmişimizi ve geleceğimizi aydınlatıyor. Öyle mi? İşte bunu bilmeyenler, bu dersi böyle dinlemeyenler, hukemaları, Yunan filozoflarına, Aristotelesleri, Sokratesleri, Hegelleri, muhakkikin İslamiye'den, İslam'ın derin mütebahir ulemasından üstün zannederler. Yani yer çekimini bulmuş adam, formülize etmiş. Ama ahireti bulana onun kadar meşhur olmamış. Çünkü adam felsefe nazarıyla bakıyor. Hangisi daha mühim? Yer çekimini, kanununu bilmesen ne olur, bilsen ne olur? Ama ahireti bilmesen, ona ait imanın olmasa sonsuzun gidiyor. Değil mi? Ampulü bulmasaydın, dünyada eksik olurduk. Ama imanı bulunmasaydı, iman bulunmasaydı, hayat tamamen manasız olurdu. Değil mi? Ha, bulunmasın değil. O da bizim işimizdir. Ama
bunu, bu sırrı bilmeyenler hukemayı, filozofları muhakkikini ulemadan daha büyük zannediyorlar. Ondandır ki şualarda bir yer, bak Allah hatırıma getirdi. Şöyle bir şey var. Şualarda değil mi? Şualarda. Yedinci şuada bak. Bununla alakalı bir yer var. Bakayım şey yapabilecek miyim? Yedinci şuanın başında olsa gerek. İşte bu hakikat 101. İşte bu hakikat noktasında imana karşı gelen kafirlerin ve münkirlerin kesretinin ve zahiren çokluğunun kıymeti yoktur. Ve müminin yakinine ve imanına hiç tereddüt vermemek lazım iken, bu asırda Avrupa filozoflarının nefi ve inkarları bir kısım bedbaht meftunlarına tereddüt verip yakinlerini izale ve saadet ebediliğini mahvetmiştir. Şöyle diyor adam. Adam diyor Buhari bulmuşsa diyor, ahireti bulamamışsa demek ahiret yoktur diyor. Bak görüyor musun? Bir kısım bedbaht meftunlarına tereddüt verip yakinlerini izale ve saadet ebediyeleri mahvetmiş. Yani o ki Buhari buldu diyor. Ve insandan her günde 30 bin adama isabet eden ölümü meft ve eceli bir teris manasına çıkarıp idam ebedi suretine çevirmiş. Peki ölümü çözen bir insan, senin topraktaki bir madeni çıkartan adama kıyas edilir mi? Senin en büyük meselen ölüm. Ölümü senin için saadet saraylarına açılan bir kapıya dönüştüren, bir sırrı bulan, senin için ne kadar kıymetli olması lazım? Kapısı kapanmayan kabir daima idamını o münkire ihtar etmekle lezzeti hayatını elim elemlere zehirliyor. İşte iman ne kadar büyük bir nimet ve hayatın hayatı olduğunu anla. Buharı bulan diye bir yer de var. Şimdi bir not düşmüşüm buraya. E eşittir mc kare izafiyet teorisini doğru olup olmadığını kimse meşveret etmemiştir. Kimse etmemiş, hepimiz kabul ediyoruz. Ve hiç kimsenin aklına da gelmemiştir acaba doğru mudur. Fakat insanın fıtraten istediği ahireti, insan kendisi buna delil iken, insan oraya doğru çekiliyor ama bundan tereddüt ediyor insan. Evet, burada bunu geçiyorum. Lamalar 120 demiştik. 120. Tamam. Onu da keşfetti diyor. Keşfetti diye bulabilirseniz bana şey yapın. Aynı şey var. Yani mantığı şöyle kullanıyor orada. Yani bu buharı keşfeden diye geçiyor. Keşfeden. Bu ahireti de yani keşfetmemiş, inkar ediyorsa adam ona inanıyor. Yani ahirette ona ne alakası var? Yakini imanlarına tereddüt veriyor. Devam ediyorum. Bu sırrı fehmetmeyenler muhakkikin İslamiye hükümalara nispeten geri zannediyorlar. Halbuki akılları gözlerine inmiş, kesrette boğulmuş o olanların ne haddi var ki veraset-i nübüvvet ile makasıd-ı âliye-i kutsiyi yetiştirenlere yetişebilsinler. Hem bir şey iki nazar ile bakıldığı vakit, iki nazar ile bakıldığı vakit iki muhtelif hakikati gösteriyor. Şuradan bak. Farklı değil. Bir şey iki nazar ile bakıldığı vakit iki muhtelif hakikati gösteriyor. İkisi de hakikat olabilir. Vallahi ben çiçektir, yemin billahi diyor. Zeytinburnu'na böyle bakın. Bir de çıkın bu tarafa bakın.
Böyle bakın güneye, bir de kuzeye doğru bakın. Hepsi de Zeytinburnu'ndan bakıştır. Ama nereye doğru bakıyorsun? İkisi de hakikat olabilir. Fenin hiçbir hakikati katiyesi Kur'an'ın hakaiki kutsiyesine ilişemez. Fenin kısa eli onun münezzeh ve muallâ damenine erişemez. Numune olarak bir misal zikrederiz diye devam ediyor. Ben burada bırakıyorum. Dersim şuydu. Noktayı nazara göre, bakışa göre hadiseler farklılık arz ediyor. Biz kendi dünyamızın müşahadatına tabiiz. Kendi aynamızın gördükleriyle göre doğrularımız oluyor, yanlışlarımız oluyor. Sevgi ve nefretlerimiz oluyor. Mesela ikinci kattan doğuya baksa birisi şu binadan gördükleriyle altıncı kattan baksa gene aynı yere, aynı yeri mi görürler? He? İkinci kattan baksa Osman ne görür sence bu binada? İkinci kattan. Stadı ancak görür. Top stansını ancak görür. Altıncı kattan baksa Çamlıca tepelerini hep tarafı görür. Gözüküyor değil mi? Bak gözüküyor. Ama aynı yön ama. Kat. Bir de yön değişik olsa katta o zaman. Altıncı kattan ama böyle bakıyor. İşte dolayısıyla bir insan çok kötüdür. Bakışına göredir. Ondan çıkartmıştım şöyle bir cümleyi. İdare edilmeyecek eş yoktur. İdare edemeyen eş vardır. Mesela kötü bir adam iman küfür hariç. Mutlaka o kötü dediğin adam şeytan olmadığı için iyilik tarafı vardır. Onun için görebilene yani. Birbirlerinizden geçim yapabilmek için o güzel yönünü bulup onun çapını genişlendirmek lazım. Yani güzel bir sıfatı mı var adamın? Onu onayla. Ya şu tarafın çok hoşuma gidiyor. Bak bu tarafın çoğu insanda yok ha. Fevkalade bir tarafın var senin. Adam o güzel tarafı onaylandığını görse onun çapını, kalitesini yükseltir. Bu sefer kötü sıfatlar da örtülür. İşte nokta-i nazar çok önemlidir. Dolayısıyla insanlarda bu adam kötüdür, bu adam iyidir, bu adam velidir, bu adam münafıktır. Baktığımız yöne göre değişiyor. Peki o nedir baktığımızı etkileyen? Kafamıza koyduğumuz bilgiler muvacesinde gözükür. Ne kadar malzeme varsa o kadar var. Ne kadar zengin malzeme var o kadar daha zengin bakabilirsin. Daha çeşitli bakabilirsin o adama. Ne kadar bilgin az, o kadar kör olursun. Adam kulağı çalışmıyor, sırf gözüyle bakıyor adama. Mimiklerinden göre düşünür. Adam kulağı da yok, gözü de yok, eliyle seni şey yapar, nasılsın falan der. Elini sürer, ha erkekmiş. Ha? Ha, gözü varsa mimiklerine bakar, kulağı da varsa sesine de bakar. Demek ki ne kadar donanımımız kaliteli olursa bilgilerimiz, o kadar daha kaliteli olur. Daha küllü bakarız. Onun için onların göremediklerini de sen de görüyorsun. İnsanlar ondan farklı farklı kişilere mana yüklüyorlar. Ve ahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha temas salavat.